Sultan Fatih İstanbul'un fethi yapılırken önce ilk iş olarak doğru Ayasofya'ya gitti. Cenab-ı Hakk'a iki rekatlık bir şükür namazı kıldı. Onun arkasından İstanbul'un fethinin büyük sembolü Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri'ni ziyarete gitti. Böylece tarihin en muhteşem fethi yaşandı. Bir çağ kapandı, bir çağ açıldı. Sultan Fatih ne güzel kumandan, 21 yaşında ne güzel gençlik timsali, ne muhteşem bir insan, milli görüşün timsali. Efendim milli görüş gericiliktir diyen zavallılara sesleniyorum. Sultan Fatih devrin en ileri adamı değil miydi? Sende hiç tarih şuuru yok mu? Sende hiç bu milletin inancı hakkında bilgi yok mu? Sende hiç bu milleti tanıyış yok mu? Bu milletin kimliğinden eser yok mu? Ve gafil adam. Cenab-ı Hak bu ayeti kerimede aslında ne buyuruyor? Ey müminler! Hurmaların altını havalandıracağız. Yapraklarını buğulayacağız gibi dünyalık işlere dalmak suretiyle cihattan geri durarak kendinizi tehlikeye atmayın.